Mehmet abi be, bir de 250 gram beyaz peynir versene orada. Heh. Tamam. Ne tuttu şimdi? Bir bakayım. Heh. 15 lirada peynir. Hepsi 77 lira tuttu. Sen 75 ver yeter. Ya çok tuttu ya. Peynir çok zamlandı bu ara. Yok ben ondan demedim. Yani bankadan para çekmeyi unutmuşum da. Neyse peynir kalsın o zaman. Ya da dur dur sucuğu çıkart. Sinan oğlum sen yabancı mısın? Al götür. Deftere yazarım. Bırakırsın bir ara. Öyle mi diyorsun? İyi al o zaman. Ben yarın geçerken kapatırım hesabı. Bereket versin. Sağ ol abi. Eyvallah. Sucuğu da alma be kardeşim. Şimdi Sümüklü olanın teki bir gün otobüste bir teyzenin yanına oturmuş. Durmadan böyle burnunu çekip duruyormuş böyle diye. Sonra teyze dönmüş demiş ki oğlum demiş benim yok mu demiş. Ondan oğlan demiş ki var ama vermem teyze demiş. Bitmiş bu ya. Ha ha. Şimdi neresi komik? Niye bence komik. Gayet komik yani. Ben gülüyorum fıkraya. İnsan içtiyse kibarlıktan güler. Bak işte bak tuttu fıkra. Ya biz de kibarlıktan gülüyoruz zaten. Evet aslında hiç komik değil. Oy. Maşallah. Keyifler yerinde. Değişeceğim ben. Değiştirirsin sonra. Ne oldu? Doktor geldi mi? Ha, geldi. Ne oldu? İşte dedim ben sizi hanımınla kavuşturmak için dedim. Böyle gizli gizli mesaj attım yalandan dedim. Dedim işte bir şeyler be aman. İkna oldu mu adam? Ya olmayıp da ne yapacak? O kadar çok sahtecilik gelmiş ki başına. Abla bak biz çok zor sakinleştirdik bu çocuğu. Ya öncelikle biz bu çocuğu korumak zorundayız ya. Ya Zeynep de tabii ki zamanı gelince söyleyecek. Babasından sonsuza kadar saklayacak değil. Ama her şeyin de bir zamanı var abla. Ay bey. Ne derseniz yiyin. Ama bak gitsinler. Gitsinler evimden istemiyorum. Kimin yüzünden buradalar acaba? Neden buradalar? Ve hallettik bitti. Gitsinler. Abla. Hı. Bak benim param yok. Para var mı senin üstünde? Nerede bizim şu arabanın parası nerede? Ya para mı durur evde ya? Allah Allah bankada para. İyi bankadaysa hadi yürü gidelim çekelim. Ya yok ben çok yorgunum ben ya. Gidemem şimdi. Allah Allah. Ya saçma sapan konuşma kimin parasını kimden saklıyorsun sen yürü gidelim ya. Bakkala bey borcum var benim. İyi bey. Al işte. Bununla idare et sonra gideriz. Ya hani milyarlar kaldıydı Zeynep Hanım'a? Hala utanmadan para mı harcatıyor sana? Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.